لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، عمدة الأحكام كتابة درس مزدوم الترامس باب المواقيت نماز وقت لار باب أصد ذكر كلنا نوبة تاقي آخر حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma'dan rivayet kılınadı. Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu Khandak cengi günü gün batkandan sonra gelip Quraysh kafirlerini söke ketedi. Yani söke başlaydı. Ya Resulallah, asrını okuyalmadım, hatta gün batı yazdı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'a kasam ki min hem okuyalmadım dediler. Son Butkhan vadisiye geldik. O zat namazga taharat kıldılar. Biz hem taharat kıldık. Sün kün batkeç asırını okudular, ortadan şamını okudular. Demek ki Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhümanin ve bu hadisi de hem şu Khandak cengi beyti de bugün hadisene haber bir beyti ettiler ki Umar radıyallahu anhü kün batkenden keyin gelip Kureyşliklerini hakaret kılıp, yani hakaret kılıp halette keledi. Ya Resulallah, asırını okuyalmadın. Künem batıp gitti degende Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yüpetiş için göğe ki vallahi ma salleytü benim okumadım dediler. Keyin Butxan degen vadiyeye barıp taharat agenliklerini haber verip keyin asırını okup asırdan keyin Şamlı okugenliklerini haber verip yaptılar. Demek bana bu hadisin manası dagi hadis ötken derslerde öttü. Ali radıyallahu anhudan geldim. Bu manadaki hadisler ötüldü. Hop, mana bu hadis aslında Şeyh Sa'di rahimehullah 4'te fayda zikir kılganlar. 4'te faydaga koşup yana bir 4'te fayda koşamız, yani 8'te fayda zikir kılamız. Birinci fayda şeyh etediler ki fihi tertibu qada'il fawaid. Hadisine alınadigan en asosiy faydalardan biri bizni mana bu babga taalluqli munosabat bo'lgan fayda ham mana shu birinci fayda. Qazo bo'lgan namozlarni o'qishda tartibkor oya qilish vojibligini olamiz. Tertipkar oya kılış gereğiliğini alamız. وَاَنْ يُقْضَ الْفَائِتَةُ قَبْلَ الْحَاضِرَةِ. Demek ki kaza namaz, hadira, hazır ki vakti kirip durgen namazdan aldın okuladı. مَا لَمْ يَخَفْ خُرُوجَ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ. Madami ki hazır vakti kirip durgen namazını vakti çıkıp geçirgiden havuf bulmasa, korkulmasa. Demek kaza bugün namazlarını okuşta tertipkar oya kılış gereği işledi. Bu ekser ulemalarını sözü. Diğerle hemme ulamalar tertipkar aya kılınat dedi. Fakat hılaf hükümde. Tertipkar aya kılış vacip mi, müstehap mı? Şafii mezhep ulamalar nezdinde müstehap. Ama bu arada tertipkar hılaf kısa namaz ötedi. Lekin ekser ulamalar nezdinde tertipkar aya kılış vacip. Elbette tertipini ada kılış gerek. Mesela 3'te 3 vakit namaz kaza buldu mu? Buran sebepki göre 5'in asır şam kaza bulsa, huftan peytide bulunsa ne kılınadı? Doğru huftanını okup, keyin nima qilmaydi? Keyin shomni, keyin asr, keyin peshin qilmaydi. Albatta nima qilish kerak? Peshinni birinchi okup, keyin asr, keyin shom, keyin huftanni o'qish kerak bo'ladi. Demek tartibga rioya qilinish kerak. Endi shu yerda Hanafi mazhab ulamolari, Maliki mazhab ulamolari tartibga rioya qilish vojib, agar namozlar soni oz bo'lsa, ya'ni bir kecha kunduzlik namozdan o'tib ketmasa deydi. Yani bir keçe kündüzlük namazını, 5 vakit ve ondan az namazını tertipkar aya kılış vacip dedi. Eğer ondan köp olsa, aldın ki namazlar mesela, bir aylık ya da iki aylık aldın ki namazlarını mesela kaza kılmakçı olsa ve hakeza, bundan demek ki oturmaydı. Yani ve köp olsa vakit bu namazların kazasını öteşte tertipkar aya kılış şartmaz diye işledi. Hanbali mezhep ulamalar mutlaka vacip dedi.
az mı, köp mü? Farkı yok dedi. Tertipkar oya kılış gereği deyişedi. Tertipkar oya kılış gereği deyişken. Bu birinci mesele. Şimdi bundan ne istisna kılınadı? Törtüncü mesele de Şeyh Ali zikir kıladı. Yani tertipkar oya kılış kazanı öteş peyti de tertipkar oya kılış meselesinden istisna kılınadı diyen meseleler var. Bunge tuhteyimiz hali inşallah. Ve kavluhu fekumna ila buthana huve vadin bil medineti yectemi'u fihil ma. Yani buthan degen vadiye barıp taharat aldık diye yaptı. İşte buthan bu Medine'deki bir vadi. Su yığla degen bir vadi diye yaptı. İkinci fayda hadisinde alınan degen ve fihi ennehu la yahillu te'khiru salati an vaktiha. Namazını öz vaktinden geciktiriş caiz mas ikenliğini alamız. Ve ecma'atil ümmetu ala hâda, bütün ümmet onge icma akılışken. Kayırda öyle yapmaz bunu. Ha, Umar radıyallahu anhu hazır. Namaz öz vakti okuyama genliği üçün gazaplanıp kafirlerini hakaret kılı yaptı. Çünkü vakti de okuyama genliği üçün. Eğer bu caiz iş bu gendi, tabi haliyem özünü vakti çıkıp etme gendik okuvalardı. Lakin bu nersege açınışı, kaygırışı ve kafirlerini hakaret kılışı şu sebepçi bu gendi. Namazını öz vakti okuyamaslıkça sebepçi bu gendi. Kafirlerin hakaret kılışı demek bu öz vakti okuşluk vacipliği düşünüldü. Öz vakti okuş vacipliği düşünüldü. Ve nergi hadislerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hatta duayı batkıldılar. Kafirlerin, şu nersige sebepçi bugün müşriklerini duayı batkıldılar. Bu hem işte vacipliğini bildirdi. Öz vakti okuş gereğiliğini. Demek farz namazlarının vakti var. Ayette ne deyilgen? اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Demek bana bu namazlar 5 vakit namaz nima qilingan? Mu'minlarga vaqti tayin qilingan bu farz bo'ldi. Shunday farz emas, vaqti tayin qilingan, vaqtni ichida o'qish kerak. Har bir namozning kirish vaqti bor, chiqish vaqti bor, o'sha vaqtda orasida bo'lish kerak. Undan oldin o'qib ham bo'lmaydi, undan keyin ham o'qib bo'lmaydi, kechiktirib bo'lmaydi. Demak bu la yahillu ta'khiru salati an vaqtiha. Mana bu ikinci foyda. Demak biron bir uzr o'tmaydi deyshadi ulamolar. Biron bir uzr o'tmaydi namoz masalasida. Hozir tahoratga suv topolmayapman degan narsa o'tmaydi. Tahoratga suv topmayapsizmi? Tayammum qilib o'qing. Tayammumga ham qodir emasmi? Shu holatda o'qing deydi. Bo'ldi uzrlisiz deyishadi. Faqidut tahurayn. Ham tuproq ham suv topolmagan kishi shu holatda bo'lsa ham o'qish kerak. Lekin nima qilib bo'lmaydi? Namozni vaqtdan chiqarib bo'lmaydi. Turib o'qiy olmayapman deydi. Yotibman deydi. Mazam yo'q deydi yoki kasalman deydi. Biron bir uzr bo'lmaydi. Aqli joyidami o'qish kerak. Niyat qilib bo'lsa ham o'qish kerak deydi. Umman qimirlashga hatto majol bo'lmasa, o'sha holatda ham namoz soqit bo'lmaydi deyishadi ulamolar. Vaqtdan kechiktirilmaydi. Xo'p, mana shu foydadan kelib chiqadi. Keyingi 3-chi foyda nima? Wal waqtu muqaddamun ala sa'iri shurut deyapti. Vaqt sharti, namoz nechta sharti bor? Tashqarida bizda masalan farzlari tashqaridagi 6 ta deydi-yu, o'sha 6 ta shart bu shu tashqaridagi shartlar shart. Sahih bo'lish uchun topilishi kerak bo'lgan shartlar. Tahoratli bo'lish Najosatdan poklangan bo'lishi, kiyimi, tanasi, nimasi, namoz o'qiyotgan yeri najosatdan pok bo'lishi kerak, vaqt kirgan bo'lishi kerak, qiblaga yuzlanish kerakligi, keyin satr avrat va niyat. Niyat shart. Mana bu nima? 6 ta shart. Bu yerda aytibdiki, al-vaqtu muqaddamun ala sa'ir shurut deyapti. Mana shu shartlarning ichida vaqtga rioya qilish qolgan shartlardan muqaddam qilinadi. Yani bir-biriga zid kelib qolgan paytda ya uni ya buni qilish kerak bo'lgan paytda vaqt sharti muqaddam qilinadi. Vaqt sharti muqaddam qilinadi. Qarang, hozir aytayaptiki, falau tayaqqana annahu yajidu sutratan wa ma'an ba'da khurujil waqti wajaba alayhi as-salatu 'uryanan bi tayammumi fil waqti deyapti. Bir kishida kiyim yo'q. Satr avrat qilishga kiyim yo'q. Vaqt chiqib ketay deyapti. Vaqt chiqib ketay, peshin masalan peshin vaqti chiqib ketay deyapti. Kim bilandir xabarlashdi, masalan 1 soatdan keyin kiyim olib beraman dedi. 1 soatda peshin vaqti chiqib ketib qoladi. Hozir peshin vaqti chiqib ketmasin deb yalang'och bo'lsa ham o'qiydimi? Yoki kiyim kelishini kutib vaqt chiqib ketsa ham keyin o'qiydimi? Ikkita shart bir-biriga zid kelyapti. Ikkita shart degani, hozir vaqt o'qiyman desangiz, vaqt chiqib ketib qolmasin deb vaqt shartiga rioya qilaman desangiz, satr avrat shartiga rioya qila olmay qolyapsiz, yalang'och o'qishga to'g'ri kelyapti. Yo'q, men kiyim kelgandan keyin o'qiyman desangiz, kutsangiz. Unda kiyim 1 soatdan keyin keladi, vaqt chiqib ketib qoladi. Kiyim bilan o'qiysiz, lekin vaqt chiqib ketgandan keyin o'qigan bo'lasiz. U ham shart namozni, bu ham shart.
Qaysi birini muqaddam qilamiz desa ulamolar vaqt sharti muqaddam deyishgan. Bu yalang'och bo'lsa ham o'sha paytda o'qiladi. Vaqtdan chiqarilmaydi. Xo'p, xuddi shunday suv deyapti. Suv yo'q. Masalan 1 soatdan keyin keladi deyapti. Ayni boyagi misol. 1 soatdan keyin suv keladi, lekin 1 soatdan keyin namoz vaqti chiqib ketib qoladi. Shu paytda tayammum qilib bo'lsa ham nima qilamiz? Vaqtni o'qiymizmi? Yoki suv kelishini kutib vaqt chiqib ketsa ham suv bilan tahorat olib keyin peshini o'qiymizmi? Vaqt muqaddam deyapti. Demek tayammum qilib bo'lsa ham vaqtida o'qiladi, namoz vaqtdan chiqarilmaydi. Demek vaqt sharti qolgan shartlardan muqaddam. Keyin aytaptilarki, "Fala yahillu at-ta'khiru bi ayyi shughlin kan." Qanday ish bo'lmasin, namozni kechiktirish halol emas vaqtidan. "Walau kana al-qitalu multahiman," agarki jang qizigan paytda, ya'ni jang qizib turgan bir payt bo'lsa ham. Biz o'tgan darslarda aytdik, aksar ulamolar nazdida hatto jang qizib turgan bo'lsa ham ruku sajda qila olmasangiz ham nima qilasiz? Shu niyatingizda bo'lsa ham namoz o'qishingiz kerak, lekin vaqtdan chiqarib bo'lmaydi deyshadi. Vaqtni namoz chiqarib bo'lmaydi deyapti. Illa qachon? Ya'ni istisno qachon vaqtidan chiqarish joiz? Illa linabil jam'i deyapti au nasin deyapti. Illa unutgan kishi. Unutgan kishi endi o'z-o'zidan bu ma'zur. Unutib qo'yib, keyin vaqti chiqqandan keyin o'qiydi. Bunga hech qanday nima yo'q. Gunoh yo'q, chunki unutishlik o'zini qo'ldagi narsa emas. Alloh kechgan bu narsani. Ikkinchi holat linavil jam'i jamlashni niyat qilgan odam. Endi bu jamlash mumkin bo'lgan o'rinlarda. Qachon? Masalan, safar qilyapti. Safarda peshin vaqtida safar qilib ketyapti mashinada masalan. Safarda ketyapti. To'xtash hozir imkoni yo'qdir yoki hozir munosib emasdir, qulay emasdir hozir to'xtash va hokazo. Asr paytida to'xtab asr bilan jamlab olaman desa, davom etaveradi. Faqat nima qiladi? Niyat qilib qo'yish kerak. Peshinni asr bilan qo'shib o'qiyman yoki shomni xufton bilan qo'shib o'qiyman degan niyat qilgan odam uchun jamlash mumkin bo'lgan o'rinda ana shu paytda mana hozir peshinni vaqtdan chiqarib asrda o'qisangiz bo'ladi, shomni o'z vaqtdan chiqarib xuftonda o'qisangiz bo'ladi, niyat qilib olsangiz. Mana shu yerda niyat qilib olsa deganini ham yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Niyat qilmasangiz namozingiz qazo bo'ladi. Safarda bo'lsangiz ham. Ya'ni bu nima degani? Peshindan oldin uxladingiz. Hali jamlash, jam taqdim qilish ham xayolingizda yo'q. Jam ta'xir qilib kechiktirib o'qish ham xayolingizda yo'q. Peshindan oldin uxladingiz. Ko'zingizni ochib qarasangiz, asrga azon aytgandan keyin turdingiz. Charchagan safarda va hokazo. Namoz qazo bo'ldi deyiladi. Agar safarda bo'lsangiz, nimaga? Chunki siz niyat qilmadingiz. Niyat qilmagan holatda namoz vaqti kirib chiqib ketguncha niyat qilmagan holatda chiqib ketdimi? Qazo bo'lib qolgan bo'ladi. Qazo bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun kechiktirmoqchi bo'lgan odam nima qilish kerak? Niyat qilish kerak, kechiktirib o'qiyman deb niyat qilib keyin uxlavering deymiz. Ammo uxlab qolib keyin asr paytida turib nima qilaman desiz, bu endi qazo bo'lib qolgan bo'ladi. Hozirgi aytib o'tgan masalamiz qaysi masala edi? Agar namozning ikkita sharti bir-biriga zid kelib qolsa, qaysi shart muqaddam qilinadi dedik? Vaqt sharti. Vaqt muhimligidan vaqt sharti muqaddam qilinadi dedik. Hatto masalan satr avrat sharti bilan vaqt sharti bir-biriga zid kelib qolsa, ikkalasidan birini qilishga to'g'ri kelib qolsa, bo'ldi shu satr avratga rioya qilmasak ham vaqt shartiga rioya qilamiz dedik. Endi ko'p uchraydigan savol va bo'ladigan holat, masalan, bomdodga kech turgan kishi. Bor yo'g'i masalan 5 daqiqa qoldi yo 10 daqiqa qoldi. Usul olish kerak bo'lib masalan, suv isitib boshqa qilib usul olaman deguncha vaqt chiqib ketib qoladi. Tayammum qilib o'qiyman desangiz vaqtni o'qishingiz mumkin. Yoki 5 daqiqa qoldi, g'usl olmaysiz, tahorat topib o'qiyman desangiz ham o'tib ketib qoladi. Lekin tayammum qilib o'qiyman desangiz ulgurasiz, 2-3 daqiqa qolgan. Shunda tayammum qilib turib o'qisangiz, ulgurasiz vaqtda o'qib olasiz. Lekin tahorat qilaman desangiz, vaqt chiqib ketib qoladi. Nima qilinadi? Vaqt muqaddam qo'yamizmi? Yo birinchi g'usl olib, yo tahorat oladimi? Ertaroq turish kerak deyapti. Ertaroq turish kerak o'zi. U bomdodda oldin turish kerak, lekin shu turolmay qolsa-chi? Nima bo'ladi? Ertaroq turish kerak deganga bir esime tushib ketdi. Bir domla oldiga borib bir so'rayapti. Shu Ramazon ro'zasi kuni ayoli bilan yaqinlik qilib qo'yibdi, endi nima qiladi? Desa yaqinlik qilmaslik kerak deyapti. Xo'p, endi bu qo'ydi. Nima qiladi desa shu domla hamimcha javob yo'q bo'lsa kerak, o'sha payt esiga kelmaganmi, qilmaslik kerak edi deyapti-da. Qilib qo'yibdi endi, bu bo'ladigan ish bo'libdi desa, yo nima yana qaytadan qilmaslik kerak deb javob berib ketkizib yuborgan edi. Shunga o'xshab
Zakariya ham ertaroq turish kerak deb qo'ya qolyapti. Xo'p, bu masalada vallohu alam mana shu ayni mana shu masalada rojihroq so'z usul olib vaqti chiqsa ham keyin o'qiydi. Tahorat olib vaqti chiqsa ham keyin o'qiydi. Lekin muammo bu masala bilan avvalgi masalaning farqi nima? Tayyib suv 1 soatdan keyin keladi deyapmiz. Vaqt chiqib ketgandan keyin kutsin deyapmiz. Kutmasin deyapmiz. Tayammum qilib nima qilsin? Tayammum qilib o'qisin deyilyapti. Agar ki vaqtdan keyin suv kelishini aniq bilib turibsiz. Xabarlashdingiz, qo'ng'iroq qilib, masalan, kimdir olib kelyapman suvni dedi, yo yarim soatdan keyin, 20 daqiqadan keladi deyapti, lekin 10 daqiqadan keyin nima chiqib ketib qoladi? Namoz vaqti chiqib ketib qoladi. Shu paytda tayammum qilib o'qish deyapmiz. O'shan bilan g'usl olguncha ham o'shancha muddat ketsa, masalan, suvni isitib boshlab qo'yguncha 15-20 daqiqa ketadi. Bu masalada hozir aytamizki, g'usl olib keyin usul olib, keyin o'qisin vaqt chiqib ketsa ham deyapmiz. Lekin suv kelayotganda, suv kelayotgan odam vaqt chiqarmasdan vaqtiga rioya qilsinda, tayammum qilib bo'lsa ham o'qisin deyapmiz. Nima farq bor? Xullas, mana bu ancha vaqtgacha men o'zimda ham chigallik bo'lib kelgan masala edi. Ya'ni odatda vaqt sharti muqaddam deyishadi. Lekin aynan shu masalaga kelganda yo'q, birinchi usul oladi, tahorat qiladi, agarki vaqt chiqib ketsa ham deyişken ulamalar. Lekin asosiy farq bu ikkita masalaning orasidagi farq nimada? Uxlab qolgan kishini haqqida vaqt turgan payti, uyg'ongan payti. Chunki man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa zalik deb keladi. Ya'ni fa inna zalika waqtuha deb keladi ba'zi rivoyatlarda. Ya'ni uni vaqti shu. Demak, uxlab qolgan kishi uchun vaqt shu. Qachon turgan bo'lsa o'sha vaqt vaqt. Demak, bu kishining nazarida go'yoki vaqt nima? Shu turgan payti. Demak, turgan paytida g'uslini olib yoki nima tahoratini qilib o'qiveradi. U uchun vaqt o'sha vaqt. Agarki vaqt chiqib ketgan bo'lsa ham hadisda esdan chiqib ketgan yoki uxlab qolgan kishining vaqti turgan paytda yoki esga tushgan paytda deyildi. Asosiy farq shunda. Ammo uxlab qolgan odam emas, suv topmaganligi uchun suv endi keladigan odam. Yo'q, bu uxlab qolgan yo'qda bu. Demak, bu kishi nima qiladi? Kutmasdan tayammum qilib bo'lsa ham o'qiydi. Keyin suv kelganda suv nima tahorat qilib, keyingi namozlarini tahorat bilan o'qiyveradi. Hozir shunga dalolat qiladigan ayrim ulamolarning so'zini naql qilaman. Ibn Qudama rahimahulloh aytadilarki, va idza kana al-ma'u mawjudan illa annahu idza ishtaghala bi tahsilihi va isti'malihi fata al-waqtu. Suv yo'q emas, suv bor bo'lsa deyapti. Lekin suvni idza ishtaghala bi tahsilihi, masalan, quduqda bo'lsa, uni chiqarib olish uchun yoki to uni ishlatish uchun, masalan, isitish kerak va hokazo shunga o'xshagan bir vaqt kerak bo'lsa va vaqtdan chiqib ketadigan bo'lsa, hozir suv bilan tahorat olib yo'g'usul olaman desangiz vaqt chiqib ketadigan holatda nima qiladi? Aytayaptiki, lam yubah lahu tayammum. Tayammum qilish unga muboh bo'lmaydi. Sabaun kana hadiran aw musafiran, xoh u muqim kishi bo'lsin, xoh musafir kishi bo'lsin. Fi qawli aksari ahli al-ilm minhum ash-Shafi'i va Abu Thawr va Ibn al-Munzir ashab ar-ra'i deyapti. Demak, aksar ulamolar nazarida Imom Shofiy va ashabul roy deb hatto Hanafiylar nazarda tutyapti va hokazo, aksar ulamolar nazarida bu nima qilish kerak? Tahorat olib, usul qilib, keyin vaqti chiqib ketsa ham keyin o'qiydi deyapti. Ba'zi ulamolar tayammum qilsa bo'ladi degan ulamolarni ham zikr qiladi. Shayxul Islom rahimahulloh aytadilarki, "Man istayqada oxiri vaqti solah va huwa junubun va xofa in ixtasala xarajal vaqt" deyapti. Kim vaqtni oxirida uyg'onib, agar g'usl olsa vaqt chiqib ketishligidan qo'rqadigan bo'lsa, g'usl olib keyin namoz o'qiydi. Agarki vaqt chiqib ketsa ham, valo xarajal vaqt va kada man nasiyaha, xuddi shunday unutgan kishi ham deyapti. Namozni unutgan kishi keyin esiga kelsa, vaqt chiqib ketsa ham tahorat qilib keyin o'qiydi xullas. Demak, mana bu ayrim fatvolar mana bu haqida. Demak, nima qilinadi dedik? Durusrog'i bu masalada mana shu ayni mana shu masalada g'uslni tahoratni muqaddam qo'yadi vaqt chiqib ketsa ham. Farqni bilib oldik. 4-chi masala bo'lyapti. Shayx zikr qilgan 4-chi masala fihi wujubu tartibi qada'il fawaid va taqdimul fa'ila ala al-hadira illa fi arba'i masail. Mana bu hadisda qazo bo'lgan namozlarni ado qilishda tartibga rioya qilish vojibligi bor. Va shu qazo namozni vaqti kirgan namozdan oldin o'qishlik vojibligini olamiz. Bu masala aytildi. Lekin bittagi yangilik nima? Illa fi arba'i masail dedi. 4 masala bundan istisno qilinadi. Demak, 4-masaladagi asosiy foyda
biz birinchi masalada aytib o'tdik, aslida qazo bo'lgan namozlarni qazo ado qilishda tartibga rioya qilish kerak dedik. Lekin 4 ta o'rin bundan istisno qilinadi. Shu 4 ta o'rinda tartibga rioya qilmasangiz ham bo'laveradi. Qaysi o'rinlar? Birinchi o'rin qarang. Ida xoshiya xuruja vaqtil hadira. Vaqt kirib turgan namozni vaqt chiqib ketishidan qo'rqsangiz, unda hozirgisidan boshlaysiz. Hozirgisidan boshlaysiz. Masalan, bir kishi peshinni o'qimasdan xushidan ketdi deylik. Peshin asrni oxirida masalan yoki deylik shom vaqtini oxirida xufton vaqtiga ozgina qolganda o'ziga keldi deylik. Hozir tahorat olib yoki g'usl olib namoz o'qiydigan bo'lsa, peshin asr keyin shomni o'qiyman deguncha shom vaqti ham chiqib ketib qoladi. Shu paytda hadiro vaqt kirib turgan namoz, hozir qo'ldi chiqib ketay deb turgan vaqt, o'tib ketay deb turgan namoz shommi? Shomni o'qib olsin, keyin peshin bilan asrni o'qisin deydi. Shu paytda soqit bo'ladi deyapdi. Ammo hozir tartibga rioya qilaman desa, bu ham qazo bo'lib ketib qoladi. Bu ham qazo bo'lib ketib qoladi. Ammo shom vaqtini avvalida bo'lsangiz, peshinni asrni o'qib keyin shomni o'qishda o'qisangiz, vaqt chiqib ketmaydigan bo'lsa muammo yo'q. Muammo hozirgi vaqt kirib turgan namozni vaqti chiqib ketishligidan qo'rqayotgan bo'lsangiz, shu paytda bu muqaddam qilinadi. Bu muqaddam qilinadi. Bu birinchi holat. İkinci istisno qilinadigan holat aytibdiki, "Aw fawatal jama'a" deyapti. Hatto jamoat namozi ulgurmay qolish xavfi bo'lsa, shu jamoat bilan o'qisin, keyin qazoni o'qib qo'yaveradi deyapti. Masalan, peshin uxlab qoldi, o'qiya olmadi, asrga azon aytdi, tahorat qilib chiqsa, birinchi peshin o'qib, keyin jamoatga bor asr o'qiyman desa, jamoat o'qib bo'ladi. Shu paytda nima qiladi? Yo, peshinni o'qib, keyin nima qiladi? Shu paytda asrni o'qib olib turib, peshinni o'qiydi. Lekin mana shu yerda ayrim ulamolar, agar namozning surati bir xil bo'lsa, bo'ldi asrning orqasida peshinni yaqib kiraversin dedi xudo qilib. Mana shu so'z to'g'riroq, agar surati bir xil bo'lsa. Ya'ni asrni o'qilishi bilan tartibi bilan peshinniki bir xil. Imomga hech qanday ixtilof qilinmaydi. Demak, imom asrni o'qiyotgan bo'lsa ham, siz peshinni modomki o'qimadingizmi, peshinni yaqib kirasiz, keyin asrni yaqib o'zingiz alohida o'qib olasiz, ham tartibga rioya qilgan bo'lasiz, ham jamoatga ulgurgan bo'lasiz. Endi masalan shom xuftonlarida bir-biriga ergashib bo'lmaydi, chunki namoz nimasi surati boshqa-boshqa. U paytda nima qilasiz? Birinchi jamoat uni o'qib olib turib, masalan asr qolib ketib, shomga to'g'ri kelib qolsa, imom shom o'qiyotgan bo'lsa, bo'ldi shomni niyat qilaverasiz. Keyin shomdan keyin asrni o'qib olasiz. Keyin aytayotki, kelamiz unga. Aw fawatil jamoa va tudraku bi rak'atin ala sahih. Nima degan? Tudraku bi rak'atin ala sahih. Endi jamoatga nima bilan yetiladi? Bir rakatga ulgurgan odam jamoatga ulgurgan bo'ladi. Bir rakatga ulgurgan odam jamoatga ulgurgan bo'ladi, deyapti. Ya'ni oxirgi rakatga bo'lsa ham ulgursangiz, o'sha shom o'qiyotgan imomni oxirgi rakatga bo'lsa ham ulgursangiz, siz jamoatga ulgurdingiz. Demak, shomni niyat qilib kiraverasiz, shom o'qiyotgan bo'lsa, jamoatga ulgurgan bo'lasiz. Shomdan keyin nima qilasiz? Asr o'qib olasiz, deyilyapti. Shu paytda soqit bo'ladi. Bu ikkinchi holat. Uchinchi holat qachon soqit bo'ladi? Ida unsiyaha hatta sallallati taliha, deyapti. Esdan chiqarib qo'ysa. Asr qolib ketdi, esida yo'q, shomni o'qib qo'ygandan keyin asr o'qimaganligi esiga keldi. Unda soqit bo'ladi, bo'ldi o'sha asrni o'qib qo'ya qoladi keyin. Va amma law zakara fi nafsi as-sala fa yaqta'uha, deyapti. Qarang, hatto o'sha namozni o'zida esga tushsa ham buzsin namozini, deyapti. Siz shomni o'qiyapsiz o'zingiz, shomni o'qiyotganda esingizga kelib qoldi nima o'qimaganingiz? Asr o'qimaganingiz. Buzib asrni o'qib keyin shom o'qiysiz. Chunki tartibga rioya qilish vojib. İlla idha kana fi jama'a, deyapti. İlla jama'ada bo'lsa, aytdik biz, jamoa aslo uzrlardan biri hisoblanadi dedik. To'rtinchi holat, idha kana jahilan bi wujubi taqdim fa yu'zar. Shu taqdim qilish vojibligini bilmagan kishi ma'zur bo'ladi endi, deyapti. Uzrli bo'ladi. Buni tartib bilan o'qish vojibligini bilmagan kishi. Masalan, bilmasdi. Qazo namozini o'qiyman, deyapti-yu, lekin tartib bilan o'qishligini bilmaydi. Hozirgi nimani o'qib olay? Shomni o'qib olay, keyin asrni o'qirman deb shomni o'qib olib, keyin asr o'qigan bo'lsa, keyin hukmni bildiki, asrni birinchi o'qib, shomni o'qish kerakligini oldin bilmasdan qilib qo'ygan bo'lsa, bu ham uzr hisoblanadi, deyapti. Bo'ldi, endi qaytarish hojati yo'q, deyapti. Demak, 4 ta vaqtda tartibga rioya qilmasa bo'lar ekan. Birinchisi qaysi? Hozirgi vaqt kirib turgan namoz vaqt chiqib ketishligidan qo'rqsa. İkincisi jamoat o'tib ketishligidan, jamoatga ulgurmasligidan qo'rqsa. Uchinchisi esdan chiqarib qo'ysa, to'rtinchisi hukmni bilmasa. Hukmni bilmasa, shu tartibga rioya qilish vojibligini bilmasdan tartibga rioya qilmay qo'ysa, bo'ldi undan soqit bo'ladi, deyapti. Demak, hozir 4 ta masala zikr qilindi, Shahsadiy.
Beşinci mesele, kasam içiş talep kılınmasa hem kasam içişi caizliği. Vallahi ma sallaytuha. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dediler? Vallahi min hem namaz okumadım dediler. Vallahi deyip kasam içtiler. O halen ki Umar radıyallahu anh kasam içişini talep kılmadılar. Demek gahı da bir nesane taktitleş gereği bu sebran bir meselanı taktitleş gereği bu sebe hakeza. Makam şunu takaza kıladigen bu sebe kimdir kasam talep kılmasa hem kasam içişi caizliğini alamız. Aslı da bihuda, huda bihuda kasam içilmezdi kere. Huda bihuda kasam içilmeydi. Ulamalar وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ قَسَمِنْ اِزْلَرْنِ سَقْلَنْ اِزْلَرْ degen ayet قَسَمِنْ اِزْلَرْنِ سَقْلَنْ اِزْلَرْ degen ayetini tafsir ede قَسَمِنْ سَقْلَسْ üç kıl bulat degen baştan baş huda bi huda kasam içmezdik bilen çünkü kasam içip koysayız buzup koysa ihtimali var saklap kalmaslık ihtimali var saklaştıkta bir yolu baştan baş içmezlik çünkü bir tafsiri nime huda bi huda kasam içmezlik ikinci manası قَسَمِنْ سَقْلَنْ اِزْلَرْ degen قَسَم içseyler indi çünkü قَسَمِنْ اِزْلَرْ degen Madam ki yaxşılık kasam işitiz mi, münker işmez mi, turu verirler de yani. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü, kasam buzup koysaylar, indi kafaratını verirler de yani. Bu yam kasamın saklaşını bir görünüş. Demek kasamını saklayırlar de yani, bana şu ayet, üç kıl tefsiri var, şunlardan biri baştan baş kasam içmeyirler de yani. Demek asıl da baştan baş kasam içilmeydi huda bi huda. Lekin gahıda makam şuna takazaksa, burada talep kılmasa hem kasam içeceği izliği bana bu hadisten alınadı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu yerde Umar radıyallahu anhu başına yetken musibet, asrını öz vakti okuyamazlığını o şey musibet özünden başına yetkenliğini nime kılıp diyor ki yüpetken deyip olup nime kıldılar tasalli birgen deyip olup Allah'ı min hem okumadım deyip şüpheyde kasam içtiler. Ulamalar şundan demek kimdir talep kılmasa hem kasam içici özlüğünü alışken. Altıncı alına diyen fayda kaza bugün namazını hem cemaat bilen ada kılış. Kaza bugün namazını hem cemaat bunu ada kılış. Madem ki bir cemaat kişi uklap kaldı mı seferde turup kaza okumak için olsa cemaat bilen ada kıladı. Cemaat bilen ada kıladı. Bunun delil bana bu hadis ve bundan başka bir şey Bilal radıyallahu anh'ını meşhur bayağı seferde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kim bizini Bamdat'a turuz edildiğinde de Bilal radıyallahu anh'ı min turuz hemen deyip özleri hem uklap kaladılar. Keyin kuyas çıkandan keyin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem birinci bulup duradılar. Keyin qolgan sahabalar turib xullas Bamdodda qazosini o'qiydilar. Birinchi 2 rakat sunnati, keyin farzi jamoat bo'lib o'qiladi. Mana bu hadisda ham qarang, buthanga borib tahorat oldik deb keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahorat oldilar. Keyin tavaddo'ana laha biz ham tahorat oldik deb, lekin namozga kelganda Nabi sollallohu alayhi vasallam quyosh botgandan keyin asrini o'qidilar, keyin shomni o'qidilar deb faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbatan aytildi. Lekin zohiri jamoat bilan o'qishligi, chunki tahorat olganda hammasi birga tahorat olib, namozga kelganda alohida o'qigan bo'lishi mumkin emas. Bu yerda mufrat sig'asida aytishligi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam imom bo'lib o'qiganlar, o'sha bobdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birinchi shomni o'qib, keyin buni o'qidilar deb imom tarzida aytayaptilar. Ammo zohirdan nima tushuniladi? Jamoat bilan o'qiganligi tushuniladi. Jamoat bilan o'qiganligi tushuniladi. Demak, qazo bo'lgan namozni nima? Jamoat bilan o'qish joizligi olinadi. 7-chi foyda namoz vaqti ötüp ketkenliğe nima mümin kişi açınışı, bunu musibet deb bilişi olamiz. Çünkü Umar radıyallahu anhu mana bunu hatta kafirlerini hakaret kıladigan derecede bir başka düşken bir musibet deb bilip nima kıldılar, açındılar. Demek baştan baş vaktten çıkar varış, yok ki mabada birer sebep ki göre bu sen vaktten çıkıp gitse insan diye kalbi ağırmasligi vakti okuyamadı mı degenlerse bu kamil mümin sıfatlardan mas bu. Demek ki madem ki açınma yapsız mı bilin ki imanda nime var, nuksan var deyiladi. Öyle göreyim, hazır bir savdayız bu mesela. Yoki bu türgen, mesela bir an bir yürüyüş bu türgen savdayız tuhtap kasa. Yoki bir az gene polis de yukatıp koysayız, dünya izle yukatıp koysayız, ziyan görseyiz. Siz açınmaydı mı? Siz açınadı. Açınasın, üşenerse ki açınasız. Lekin ahirette ahiretke taluklu bugün, mesela savab işlerde, bunu ben en şehadetten keyingi mertebede duradigan namaz meselesi de mesela bunu bir para buluş, ötüp gitseyen başka kısa emişlerse okşatmasızlık, bu imanın nüksanlığından. Sekizinci, ahirki fayda, kafirlerine hakaret kılış caizliği. Umar radıyallahu anhu, şu müşriklerine hakaret kılıp kegende Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kaytarmadılar. Demek ki, onların ne kılış? Ularını hakaret kılış, caiz eken deyildi. Şimdi bu meselede hem tafsilatlar var. Umumi surette yani hakaret kılış caizliği alınadı bana bu hadisten.
Şu bilen dersimizi yakın etseyimiz. Subhanakallahumma bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruk ve netevubu ileyh. Ebu Hanife'nin şunu dedi etkenliğini işittim dedi Ebu Hamza. Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih isnat bilen hadis geldiğin Musa onu alamız deyipti. Ondan taşkarıya çıkmayımız deyipti. Allah Teala'nın kıyamette müminler görüşü hakkındaki hadis ne mi deyisiz? Tabi İmam Şafii'den sonra gelip etti. Her kandı hadis Resulullah'tan eğer sahih kese deyipti. Şu hadisteki bar nesene eytemen ve illem yebluğunu eğer menge yetip kemegen bu seyem. Madem ki hadis sahih mi şu hadisteki nesene mi eytemen deyipti.